Efendim, emeğin başkentindeyiz, Zonguldak'tayız. Değil miyiz? Evet, Zonguldak'ta hafta sonu kömürde üretim devrimi kurultayı yapılacak ve arkadaşlarımız bize hazırlıkların son durumunu, Zonguldak'taki son durumu anlatacaklar. Efendim buyurun, söz emeğin başkentinde. Evet, merhaba Halil Nebiler. Emeğin başkentinden, Zonguldak'tan selamlıyoruz Ulusal Kanal izleyicilerini. Evet, sizler gibi önümüzdeki pazar günü saat 14'te Atatürk Kültür Merkezi'nde Vatan Partisi'nin düzenlediği bir kömürde üretim devrimi kurultayı. Vurgulayalım, kömürde üretim devrimi kurultayı. Arkamızı görüyorsunuz belki, odağın verilen bilgilere göre 1 milyar ton kömür yatıyor ve Türkiye yılda yine edindiğimiz bilgilere göre 1 milyon ton kömür ithal ediyor. Türkiye tarafında 3 yıldır devam eden üretim devrimi kurultayı düzenliyor ve o kömürü nasıl çıkaracak? İktidarında, Vatan Partisi'nin iktidarında ya da o vurguladığı milli hükümet sürecinde o kömürü nasıl? Onun çalışmalarını yapıyor. Yanında yapılacak olan kömürün burada bulunan kez işçisel kabirosu başkanı Sayın Hüseyin Karanlık var. Gelişmeler ve hoş geldin Sayın Hüseyin Karanlık. Teşekkür ediyorum Sayın Nebileri, izleyicilerini de saygıyla selamlıyoruz buradan. Evet, 30 Ocak'ta Üretim Devrim Kurultayı var. Vatan Partisi Genel Başkanı konuşmacı, bir rödevansçı, özellikle diyorum Alay Kurnaz konuşmacı, iş adamları konuşmacı çok önemlidir. Kimisi Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Sayın Hakan Yeşil de sayıda konuşmacı. Evet. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? 10 gündür hem genel merkezden bir ekip olarak başkanlığımızdan dinamik bir ekiple birlikte çalışma yürütüyoruz. Pazar günü saat 2'de köprüde üretim devrimi Zonguldak gündeminin merkezinde hem yerel basının merkezinde başta işçiler ve onların örgütlü gücü olan GİMİS sendikası olmak üzere işçinin gündeminde, gündeminde sanayicilerin gündeminde, yani gündeminde dolayısıyla Zonguldak'ın gündemine girmiş vaziyette. Kömür üretimi, madencilik zaten her zaman Zonguldak'ın başlattığı mesele. Şunu söyleyeyim. Yöneticileriyle de, sayın yöneticileriyle de görüştük. Onlar, Zonguldak'ın bütün kamuoyu, işçiler, özel işletmelerde kömür çıkartan iş adamları, Zonguldak'ta kömürün radikal önlemlerle yeniden ayağa kaldırılması ve buradaki 1,5 milyar tonluk rezervin çıkarılması için bütün koşullar, kamuoyu elverişli, hükümetin de hem Zonguldak'a hem de STK'ya, yani kömür Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na sözler verdiğini bize bildirdiler. Zonguldak'a da sözler verdiğini bildirdiler. Dolayısıyla Vatan Partimizin büyük bir özenle Genel Başkanımızın da konuşmacı olarak katılacağı bu üretim devrimi kurultayı sonuç almada önemli bir kilometre taşı olacak. Alacak mı? Kesinlikle. Kesinlikle alacak. Kesinlikle alacak. Bu hem Türkiye'nin acil ve zorunlu bir ihtiyacı, hem Zonguldak'ın ihtiyacı, hem de dünya koşulları, yani enerji krizinin dünyada boy verdiği, fiyatların katlamalı olarak yükseldiği durumda ithalata dayanma sanayimizin, yani demir-çelik sanayi gibi temel bir sanayimizin, yani Erdemir'in, Karabük demir-çeliğin, elektrik santrallerinin çateste olduğu gibi
ihtiyacını ithalata bel bağlayarak devam ettiremeyiz. Dolayısıyla kömürün çıkarılması zorunludur. Bunun herkes bilincindedir. Vatan Partisi bu işe ivme katmak için bütün çalışmalarını yapıyor. Umuyoruz ki pazar gün saat 2'de genel başkanımızın da konuşmacı olarak katılacağı kurultay kömürde üretimde bir sıçramanın önemli bir itici gücü olsun ve olacak. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür diyoruz ve siz de duydunuz Sayın Ali Nebiler ve değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Kömürün başkenti Zonguldak'tan seslendik. 30 Ocak'ta saat 14'te Atatürk Kültür Merkezi'nde Vatan Partisi'nin düzenlediği bir kömür kurultayı var. Üretim devrim kurultayı var diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz. İlyas Gümrükçü, biz Hüseyin Karanlık'la 1991'de Büyük Madenci Yürüyüşü'nde birlikteydik Zonguldak'ta. Binlerce madenci yürüyordu. Biz de her gün aralarındaydık. Emeğin başkentine, bütün madencilere, bütün Zonguldak'a buradan ulusal kanal olarak selamlarımızı, dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Kurultayında kendileri için hayırlı, kutlu ve sonuç alıcı olmasını diliyoruz. Çok teşekkürler İlyas Gümrükçü. Sağ olasın, var olasın. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz ve emeğin başkentinden Türkiye'ye selamlarımızı sunuyoruz. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Evet.